Arkadaşlar selam. Nasılsınız? İyisiniz? Umarım hepinizin keyfi yerindedir. Yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Seat Cordoba bildiğiniz gibi bir önceki e, videomda size kısaca göstermiştim, tanıtmıştım. 7 dakikalık bir videoydu sanırım. Videonun sonunda yine kendinize iyi bakın, hoşçakalın diyemeden videoyu kesti. Telefonum ısındığı için. Geçecek bugünler de geçecek inşallah. Ee, yeni bir kamera e, alacağım. Evet bugünkü videomuzun konusu şu olsun. Ee, bugün arkadaşlar bir mazot aldım. Uzun bir zaman sonra 936 kilometre olmuş mazot alalı olmuştu ben mazot alalı. Daha çeyrek depodan e, bir diş daha aşağı e, yani çeyrek depodan azalmıştı. Biraz daha az vardı. Ee, şimdi mazota aldığımda e, ne kadar e, 100 kilometrelik bir menzil gösteriyordu bana. Mazot aldıktan sonra bu menzil 340 kilometreye çıktı. E, uzun süreli ortalamam e, 6 e, litre 100 kilometrede. Genelde arabayı işte şehir içi şehir dışı karışık kullanıyorum. İşe gelip gelirken e, şöyle söyleyeyim. Yani bir yol düz olduğu için Isparta'yı bilen biliyor üniversite mevkiine giderken düz bir yol var. Orada böyle 6-7 kilometrelik düz bir yol var. Tabi yine trafik olunca dur oluyor. Orada genellikle 5 ile 6 litreleri arasında gidiyorum. Hatta böyle çok yakın sakin 70 falan gidersem 4-4,5 litrelerle gidebiliyorum. Tabii ki acımıyorum klimayı falan da açıyorum soğuk olunca. Sıcak olunca pardon. Yani yine de çok fazla yakıt tüketimini etkilemiyor anlık tüketimden gördüğüm kadarıyla. Yani bu aracın çok uzun dönem bir ortalaması olarak bakmayın. Ya Ben araca daha yeni bir aylık bir birlikteliğimiz var Seat Cordoba ile. 1.4 turbo dizel injeksiyon dizel versiyonu 75 beygirlik versiyon. Genelde yakıt tüketiminden şu anlık memnunum. Yani benzinli bir araçtan sonra bu araca geçince gerçekten memnun kalıyorsunuz. Ee, yakıt tüketiminden özellikle. Ee, yani Seat Cordoba için e, ayrıca şunu söyleyebilirim. Ee, araç 160'a kadar gidiyor. Ee, yani aslında 150'ye kadar iyi gidiyor. 150'den 160'a kadar artık 150'den sonra zorlanmaya başlıyor gitmesinde çünkü bağırmaya başlıyor artık devir. E, yavaş yavaş e, ne diyeyim hani boş devir çevirmeye başlıyor yani ölüyor araba. 160'ı geçiyor. Hani biraz geçiyor. Hani zorlasanız 170'i görür. Bilmiyorum belki yokuş aşağı 180 falan da yapar. Belki daha yüksek yapanlar olmuştur. Ben daha fazla zorlamadım. Hiç gerek yok. Yani e, arabanın limitlerini e, yani son top speed'ini denemedim yani yokuş aşağı. Ama araç e, virajlarda çok yatmıyor. Yani süspansiyonları çok yumuşak değil. Yani genelde süspansiyonları sert bir araba. Ee, öyle olunca konfor e, yani çok konfor bekleyen beklemeyi bekleyen alacak olanlar için söylüyorum. Çok konfor bekleyenler e, bu aracı tercih e, etmemeliler. Yani, yani çok kötü de değil. Yani böyle her yerde bamgüm de değil. Hani çok yani aşırı derece değil bir konfor da değil. Yani şöyle söyleyeyim 5 üzerinden e, konfor ortalaması verecek olursak 2.5 ile 3 arasındadır. Yani iki yani 2,5 buçuk, iki buçuk ortalama orta olursa yani 2.3 falandır. Ortadan belki bir bir tık daha aşağıda diyebilirim yani. Hani konfor beklentinize bağlı. Şimdi ben Golf'ten inip bu araca bindikten sonra hani ben o yüzden bunu söylüyorum. Hani önceki aracı biliyorsunuz Pasifik vardı. Yine onunla bir birlikteliğimiz vardı. Uzun süre bayağı bir süre ona da binmiştik. Ee, yani onunla kıyaslayınca bir tık daha evet sert yani ama çok konforsuz denemez. Ee, onun haricinde e, yakıt tüketimi 6 litreler. Mazot ucuz olunca yani ucuz değil 4.60 e, küsür şu an bugün 1 Mayıs e, 2017 tarih. Bugün 461 küsürdü herhalde mazot. 461 küsürden aldım. Ya benzinliyle kıyaslayınca ucuz geliyor. Çünkü benzin 5.29'larda. bir de dizel aracın az yaktığını baz alırsanız benzinliye göre arada bayağı bir fark oluşuyor. yani benzinliden sonra gerçekten oh diyorsunuz. Hani fakat şöyle söyleyeyim bu araba benzinli kadar hani nasıl söyleyeyim böyle roket bir araba değil. E, fakat e, yani özellikle 2000 devir e, ve üzerinde 2000 ile 3500 devir arası gerçekten araçta çok iyi bir tork var yani yapış turbo olduğu için turbo devreye girince hemen atıyor yani geriye e, atıyor dedim ben yani benzinli bir araba kadar atamaz fakat yine atmosferik araçlara benzinli atmosferiklerle karşılaştırıldığında özellikle 1.6 100 beygirlik böyle 90 beygirlik araçlarla ya da 1.4 85 90 beygirlik B segmenti araçlarla veya C segmenti araçlarla karşılaştırdığımızda Hemen hemen gidişinde öyle çok bir e, performans azlığı denebilecek bir kavram yok. Yani gerçekten iyi gidiyor o konuda. Hani endişeniz olmasın. E, başka yani söyleyecek çok fazla bir şeyim yok şimdilik. Kısa dönem e, hani benim tecrübem buydu. Araç e, dışarıdan yakışıklı görünüyor. Özellikle 23 23.000 lirayla 30 bin lira bandında. Bana göre dizelde alınabilecek en mantıklı tercihlerden bir tanesi bu araba. Çünkü bu paralara yeni kasa Fiesta veya dizel işte az yakan bir araba bilmiyorum hani özellikle şöyle VW grubu işte Alman üretimi veya işte şöyle Japon üretimi bir araba alamıyorsunuz yani bu paralara. Yani onun haricinde bunların temizleri de gerçekten e, iyi paralar ediyor. 28-29 bin liralar. İşte 30 bin liraya aşanlar. Hani 30 bin liradan çok yazanlar da var. Tabii mal müşteriye satılır. E, o araçlarda e, çok düşük kilometrelerde olanlar var. 50 bin 60 bin kilometrelerde olanlar var. O yüzden e, adamlar 30 bin liradan fazla fiyatlar çekiyorlar. Benim aracım 146 bindeydi. E, almadan önce eksper e de soktum. Motor gücü gerçekten çok iyi çıktı. Hani o konuda şeyiniz olmasın. Bu arabalar yüksek kilometreler dayanabiliyor alacaklar için söylüyorum. Onun haricinde arabanın dolu olması da çok büyük etken. Bu arabalar genellikle işte çok boşuna almazsanız dolular. Kısa dönem yani benim deneyimlerim bunlar. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğeniyorsanız likelamayı, hala abone olmadıysanız abone olmayı ve videoyu paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere.